Okul Rehberi başlıyor. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Okul Rehberi adlı programımızın bu haftaki konuk olduğu üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi Uluboğlu Selahattin Karasoy Meslek Lisesi Okulu. Şimdi de okulumuza göz atalım. ...1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olarak Uluborlu Meslek Yüksek Okulu kurulmuştur. Daha sonra hayırseverimizin katkılarını inceledik olarak 2003 yılında Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksek Okulu adını almıştır. Rhythm correct. Maintain please. Evet değerli izleyiciler, okulumuzu gördük, tarihi bilgilerini dinledik. Şimdi okulumuzu daha yakından tanıyalım. Okulumuz bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojileri, internet ve ağ, elektronik ve haberleşme, harita ve kadastro, emlak ve emlak yönetimi bölümleriyle öğrencilerine eğitim vermektedir. Spiker arkadaşımız Büşra daha detaylı bilgi alabilmemiz için şu anda okulumuzda bulunmakta. Birazdan ona bağlanacağız ama öncelikle küçük bir VTR'miz varmış, hep birlikte onu izleyelim. Merhaba arkadaşlar, bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii ki. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Hasan Becerik. Ben Serkan Sokalı. Hangi bölümde okuyorsunuz? Bilgisayar programcılığında okuyoruz. Aynı sınıftayız. Ha, aynı sınıftasınız. Çok iyi. Bu okulda en çok sevdiğiniz hocanız? Bütün hocalarımız iyi aslında da. Kıyas hoca. En sevdiğiniz Kıyas. Kıyas hoca. Amfi, sınıf ve laboratuvarlarımıza göz atalım. Okulumuzun toplam 1904 öğrencisi olup 1400'ü aktif olarak eğitimine devam etmektedir. Rhythm correct. Biraz da idari bölüme göz atalım. Mama, notes எடுத்துக்கோ, அப்படியே கையில் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோ. சரியா வாசி.
Super Mama ready? Ready? 1, 2, 3, 4. Şimdi Büşra'ya bağlanalım. Evet Büşra, sendeyiz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mustafa Bıçaklı. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojileri ve internet ve ağ teknolojileri bölümlerinin genel koordinatörüyüm. 17 yıldır Ulubolu Selahattin Karasoy Meslekli Okulu'nda öğretim görevlisiyim. Bayağı uzun zaman. Bayağı oldu. Yani bu okulun tarihini biliyorum. Yani doğru yere geldiniz sorular için. 5 yılda öncesinde eğitim deneyimim var. Evet. Kahramanmaraş'taydım. Teknik lisede. Oradan buraya geldim. Ispartalıyım. Şimdi tamamen hani %100 bir oran vermek gerekirse %100 kimseye yeterli diyemez. Muhakkak eksiklikler vardır. Bunu mukayese etmekle ancak bir sonuç çıkarmak mümkün. İşte Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu yakın, hani komşular, çok uzağa gitmeye gerek yok. Evet. Sinirkent Meslek Yüksek Okulu ve arada biz. Tabii Süleyman Üniversitesi'nin bildiğim kadarıyla 17 tane yüksek okulu var. Hepsi için de durumumuz nedir diye ben biraz bahsedersem evet, daha net daha olur. İyi olur bizim için. Bilgisayar bölümler için tabii ben konuşuyorum. İçerisinde yani o kadar yüksek okul içerisinde Süleyman Üniversitesi'nin hakikaten ilk üçe gireriz yani. Bunun altına imzamı atarım, ilk üçe gireriz. Çok iyi o zaman. Okul kadrosu açısından da diğerlerinde genelde baktığımızda değişken bir yapı var. Yani taşıma suyla değirmen döndürüyorlar bir nevi. Bizim bu okulun avantajı, en temel avantajı bence kadrolu hocaların yürütmesi ve genelde de benim gibi hani 15 yıl, 14 yıl, 17 yıl gibi çalışan. Bu en azından okul kadrosunun, eğitim kadrosunun kökleştiğini gösterir. Evet. Bu müthiş bir avantaj öğrencimiz için. Niye? Dersten çıkışta muhatap bulabiliyor. Diğer okullarda pek bu mümkün değil. Dersini bitiriyor hoca, hemen işine gücüne yani başka yerde görevli olduğu için hemen kendi işine devam ediyor. Haklısın. Talebimiz bizim öyle değil yani. Kapılar 24 saat açık. Gece derslerimiz olduğu için akşam 10-11'e kadar burada hoca bulabilir bizim öğrencimiz. Bu iyi bir avantaj. Böyle 1995 kurulum tarihi okulun. O yılda iki bölümle kuruldu. Bilgisayar programcılığı, harita kadastro. Yani teknik iki bölüm, teknik bölüm. Onun üstüne gelen idareciler bence iyi şeyler yaptılar. Bu teknik çizgiyi bozmadılar. Yeni açılan bölümler hep yine teknik dalda oldu. İşte bilgisayara ilave ne oldu programcının yanına? İşte önce bilgisayar donanımıydı adı. Şimdi bilgisayar teknolojisi diyoruz ona. O açıldı. İşte internet ve ağ teknolojisi bölümü açıldı. Onun üstüne işte bilgi güvenliği, grafik, tasarım gibi bölümler açılmak üzere. Onun başvuruları yapıldı. Yani bakarsak bölümlere teknik dalda giden bir okul. Yani bence ismi teknik bilimden meslek yüksek okulu olması lazım. Tamamen teknik dalda gidiyor çünkü. Şimdi de okulumuzun öğrencilerine sağlıklı yaşam için sunduğu spor salonu ve yemekhaneye göz atalım. Super Mama ready? Ready? 1, 2, 3. Spor salonumuz 10 kişilik gruplar halinde 140 kişiye faaliyet sağlamaktadır. Yemekhanemizin 70 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Şimdi bizden bu kadar değerli izleyicilerimiz. Okulumuzu biz çok sevdik. Hocaları ve öğrencileri çok cana yakın, sıcakkanlı insanlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun oğlum ya? Şimdi keserim, hadi devam et. Neyse. Hiç kasma, gayet rahat. Kasmam zaten, ne kasacağım ya? Çok İyi akşamlar. Şimdi neredeyiz? Neredeyiz ben de biliyorum. Evdeyiz. Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bugün neredeyiz? SDÜ'deyiz. Bilin bakalım hangi kampüsündeyiz? Uluborlu Selahattin Koy...
koyun. Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksek Okulu'ndayız. Onu mikrofonu elini ağzına tut diye verdik. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojileri. Şu an çıkıyor mu beni? Evet. Hadi ya. Evet. Ama bu mavi giymiş konu. Evet. Öyle mi giriş yapmayı düşünüyorsun? Evet sevgili izleyenlerimiz. Şu an başladık. Sen soruyor musun? Masukları çıkarıyor mu? Ben de soracağım. Benim diyalog çok kısa ya. Merak etme o. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şimdi tekrar Büşra'ya bağlanalım. Büşra sendeyiz. Tabii ki bendeyiz Samet. Evet şimdi okulumuzun tam da önündeyiz. Ve okulumuzdan içeri doğru gidiyoruz. Kes. Ay bu çok heyecanlı oluyormuş. Böyle nasıl yapacağız? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Deme kayıt deme işte öyle mi? Kayıt. Baştan al abi ya hemen kayıt diyorsun ya. Bir hazır bir... Kayıt mı? Kayıt böyle yapıyor. Oğlum kayıt diyecektim bir iki saniye bekleyecek. Kayıt. Bugünlük biz... Kayıt demeden nereye başlıyor? Kayıt. Teşekkürler Samet. Evet sevgili izleyenlerimiz. Bu hafta Süleyman... okulumuzun önüne ne yapmaya geldik? Mini birler, çalışkan ikiler, tembel dörtler.